Merhaba sevgili izleyenler. Spor takip, sporun her branşını takip edip sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Yine dop dolu gündemimizde karşınızdayız. Spor takip başlıyor. İyi seyirler. Yüksek konsantre, güç ve disiplin. Bunlar kickboksun vazgeçilmez unsurları. Kickboks sporunun püf noktaları spor takipte. En eski spor dallarından biri olan bokke sporu ülkemizde yaygınlaşıyor. Eğlenceli olmasının yanı sıra bağımlılık yapan bir spor olan bokkenin incelikleri spor takipte. Meksika'da düzenlenen 9. Tekvando Pomsiz Dünya Şampiyonası'nda en yüksek puan alarak dünya şampiyonu olan Mevlüt Pekcan, duygularını spor takip mikrofonlarına anlattı. Uygulamalarından oluşan bir sporu tanıtacağız sizlere. Kickbox. Bu spor güç, kuvvet ve disiplin istiyor. Eğlenceli ama bir o kadar da sert bir spor. Gelin bizler de bu sporun eğlencesine ortak olalım. Şahin Hocam, kickbox nasıl bir spordur? Kickbox yumrukların ve tekmelerin kullanıldığı bir spordur. İçerisinde çeşitleri ayrılıyor. K1 kontak, low kick, point fighting, light kontak ve full kontak. Yeni de eklenen bir kick light olarak ayrılan dalları var. Ama genelde bunların hepsinde de yumruklar ve tekmeler kullanılıyor. Bazılarında belden yukarı vuruşlar var sadece. Bazılarında aşağıya low kick vuruşları var. Nur Hocam, kickboksun amacı nedir? Kickboksun amacı kişinin özgüvenini yerinde tutmak ve kişiye özgüven sağlamak. Mahmut, antrenmanlarınız nasıl gerçekleşiyor? Neler yapıyorsunuz burada? Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Model yapıyoruz, panik yapıyoruz, lapa dövüyoruz, koşular yapıyoruz, ağırlık antrenmanlar yapıyoruz. Kickboks yapabilmek için iyi bir konsantre ihtiyacınız var. Rakibinize karşılık verebilmeniz için kurallarını iyi öğrenmeniz gerekiyor. Aynı zamanda da her daim kondisyonunuz yüksek olmalı. Yoksa maçınız nakavtla sonuçlanabilir. Şahin Hocam, nakavt nedir? Nakavt, ringde müsabaka yapan iki sporcunun birinin tekme veya yumruk vurduğunda diğerinin bayılması veya yere düştükten sonra devam edememesi müsabakaya. Peki knockdown nedir? Yumruk ya da tekme yediğinde yere düşen sporcu hakem sayarken 8'e kadar ayağa kalkabilirse knockdown. Yani müsabakaya devam edebilirse knockdown olmuş oluyor. Nurşah, bayanlar için bir zor spor olarak gözüküyor. Sence öyle değil mi? Zorlanmıyor musun bu sporu yaparken? Korkulacak hiçbir şey yok. Herkes öyle sanıyor ama hani bir bayanın dışarıda kendini savunabileceği bir spor. Kendine özgüveni kazandıracağı bir spor. Efendim, güç ve kuvvet gerektiren bu sporun kurallarını öğrendik. Müsabakalarda kaidelere uygun bir şekilde mücadele edip rakibinize karşı kendinizi savunabiliyorsunuz. Peki ama bu anlamalar neye göre veriliyor? Mehmet Hocam, müsabakalarda puanlar neye göre veriliyor? Müsabaka çeşitlerine göre ayrılıyor mu bu puanlar? Evet, müsabaka çeşitlerine göre ayrılıyor. K1'de, low kick'te her teknik bir puan. Vücudun her yerine atılan, kafaya atılan tekmede bir puan, bacağa atılan tekmede bir puan. Light kontakta ve point'te değişiyor. Döneye katılan vuruşlar tabii ki artistik puanı biraz daha fazla. 2 puan, 3 puan. Kafaya atılan darbeler 3 puan. Bu şekilde değişiyor. Sert bir spor yapıyorsun. Çevrendekiler korkuyor mu senden? Yani zaman zaman korkuyorlar.
Burada erkek arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Yeri geliyor dayak yiyoruz, yeri geliyor dayak atıyoruz. Büyük bir zevkle yapıyorum ve çok seviyorum. Kickboks, tekme ve yumruk kullanmayı içeren bir spor dalı olduğu için kendinizi iyi korumanız gerekiyor. Bunun için de koruyucu malzemelere ihtiyacınız var. Peki ama bu koruyucu malzemeler nelerdir biliyor musunuz? İşte yanıtı. Bu sporu yaparken koruyucu malzemeler, kıyafetler gerekiyor. Bunlar nelerdir? Bir kere eldiven var, dişlik var, kask var. Vücutta kasık koruyucu dediğimiz kugi dediğimiz koruyucu var ve ayak üstüyle kaval kemiğine kadar uzanan bir kaval koruyucusu var. Yani aslında sakatlık riski yok denecek kadar az. Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldun. Şimdi Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorsun. Müsabakalarda dereceler aldığında eve dönerken neler hissediyorsun ödülünü aldığın zaman? Eve dönerken çok mutlu oluyorum. Ailem binetçe daha çok seviniyor benim için. Yani binetçe gururlanıyorum. Ülkemi temsil ediyorum burada. Avrupa Şampiyonası'nda olsun, Dünya Şampiyonası'nda olsun. Bu sayede kişi efor sarf ederek mutlu oluyor. Aynı zamanda da koordinasyonunuz gelişiyor ve sağlıklı bir bünyeye sahip oluyorsunuz. Bu spor kişiye neler kazandırıyor? Bu spor kişiye özgüven kazandırıyor. Özellikle çocuklarımızın yani özgüvenini çok sağlam bir şekilde yerinde tutuyor. Neler kazandırdı sana? En başta ahlaki özellikler, öyle diyeyim ben size. Nerede oturduğumuzu, kalktığımızı biliyoruz. Kickbox biliyoruz diye her önümüze çıkanla kavga etmiyoruz. Daha sakin oluyoruz. Efendim, kickbox kurallarını öğrendik. Tekme ve yumruk tekniklerini de öğrendik. Bunları öğrenmişken rakibimin karşısına geçmek istiyorum. Bakalım ringde kim galip gelecek? En eski spor dallarından biri olan bokeh sporu ülkemizde yaygınlaşıyor. Eğlenceli olmasının yanı sıra bağımlılık yapan bir spor olan bokehin incelikleri Spor Takip'te. Meksika'da düzenlenen 9. Tekvando Pomsiz Dünya Şampiyonası'nda en yüksek puan alarak dünya şampiyonu olan Mevlüt Pekcan duygularını Spor Takip mikrofonlarına anlattı. ...2 metre 16 santimlik bir basketbolcunun üzerinden yüksek atlayabilen, 2 otoyol şeridinin üzerinden uzun atlayarak uçabilen ve de 7 kiloluk bir gülleyi 15 metreye fırlatabilen bir adam düşünün. İşte Roman Serp de bunları yapabilen bir adam ve dünyanın en büyük sporcuları arasında gösteriliyor. Çek dekatloncu 2001'de dekatlon dünya rekorunu kırarken 9000 puanı geçen ilk atlet oldu. Aynı zamanda dünya ve olimpiyat şampiyonu. Serble 10 ayrı dalda rekorlar kırabiliyor. Bu da onun en iyiler arasında olmasının tesadüf olmadığını gösteriyor. Sevgili izleyenler, değişik
değişik evreler geçirerek günümüze ulaşmış en eski spor dallarından biri olan bir sporu tanıtacağız sizlere. Bocce sporu inanılmaz eğlenceli ve bir o kadar da bağımlılık yapan bir spor. Aslında bu spora hepimiz aşinayız. Neden mi? Çünkü çocukluğumuzda sokaklarda zevk alarak oynadığımız misket oyununa benziyor. Gelin bizler de çocukluğumuza geri dönelim ve bu sporu daha yakından tanıyalım. Seda Hocam, bocce sporu nasıl bir spor? Amaç nedir bu sporda? Bocce sporunda amaç sporcuların ellerindeki toplarla miskete yaklaşmaktır. Elimizde hedef toplarımız var. Toplarımızla miskete atış, sahaya atış yapıyoruz misketi ve sporcular ellerindeki toplarla miskete yaklaşmaya çalışıyorlar. Yunus Hocam, bocce sporunu oynayabilmek için belirli vücut özellikleri gerekiyor mu? Hayır, topu kavrayabilip topu kullanabildiği müddetçe her yaşta insan oynayabilir. Bocce sporu bayanlar için zor bir spor değil mi? Hayır tabii ki, yani bayanlar yapamaz, toplar ağır falan, hani öyle bir şey yok yani. Her bayan yapabilir bu sporu. Çünkü hani yurt dışında daha çok bizim dedelerimiz, nelerimiz yaşında oynayan insanlar var yani. O yüzden hiçbir zorluğu yok yani, oynayabilirler. Efendim, bu sporu oynayabilmek için metal ve sentetikten oluşan toplara ihtiyacınız var. Palino, jack ve bat dediğimiz bu topların belirli ağırlıkları oluyor. Oyunun en güzel yanlarından birisi ise özel bir zemine ihtiyacınız yok. Yani toprak, çim gibi düz bir zeminde oynayabiliyorsunuz. Yunus Hocam, bocce sporunda kullanılan bu topların özellikleri nelerdir? Rafa topu sentetik bir malzemeden yapılıyor. Volo ve petank topu metalden yapılıyor. Genellikle ne kadar oluyor bu ağırlıklar topları? Genelde 670 ve 720 arası oluyor. 730-740 tercih edenler illaki oluyor ama pek yani geneli 670 ve 720 arası. Seda Hocam, bocce sporunda sağ özelliği nasıl olması gerekiyor? Ölçüleri var mıdır? Herhangi bir özel bir zemin gerektiriyor mu? Petank sahamız toprak zemindir. Çakıl taşlar üzerinde oynanır. Çakıl taşlı bir zemin olduğu için onun zemini hani her yerde oynanabilir. Parklarda, bahçelerde, uygun yerlerde çakıl taşı olan her yerde oynayabiliriz. 4 metre genişliğinde 15 santim uzunluğundadır. 15 metre uzunluğundadır. Burası Rafa sahası. Rafa sahasında yerimiz, zeminimiz özel bir zemindir. Özel olarak yapılır. Halısı özeldir. Sebiha, bu spora nasıl başladın? Nasıl dahil oldun? Bu spora tekvando sayesinde başladım. Tekvando'daki antrenörümüz aynı zamanda bocce'de antrenörümüzdü. Onun tavsiyesi üzerine başladım. Efendim, diğer sporlarda olduğu gibi bu spora da başlamadan önce basit ısınma hareketleri yapıyorsunuz. Sıkça kullanılan omuz, bilek, kol, diz eklemleri iyice ısıtılıyor. Daha sonra kurallara uygun bir şekilde hedefinize odaklanıp konsantre olduktan sonra oyuna başlıyorsunuz. Mutlu Hocam, bocce sporu nasıl oynanıyor? Bocce sporunun değişik alt disiplinleri var ama temel olarak çocuklukta oynamış olduğumuz misket oyununa çok benzer bir spor disiplinidir. Daha büyük toplarla küçük bir topa yaklaşmak amacıyla oynanan bir oyun ama çok farklı alt disiplinleri de mevcut. Alper, bu sporu yaparken neler hissediyorsun? Spor daha önceden bilinen bir spor olduğundan dolayı, yani milattan önce de oynanan bir spor olduğundan dolayı ve bizim de mahallelerde oynadığımız miskete benzediğinden dolayı
normal yani mahallede oynarmış gibi zevk alarak oynuyorsun. Oynuyorum, evet. Seda Hocam, boça sporunda en önemli şey nedir? Boça sporunda en önemli şey konsantrasyon ve motivasyondur. Sporcular atışlarını yaparken konsantrasyon çok önemlidir, motive olmalıdırlar. Efendim, bu sporun kökeni Anadolu'ya dayandığı ve M.Ö. 5000 yıllarda oynandığı tahmin ediliyor. İlk çıktığı yıllarda cilalanmış kaya parçalarıyla oynanan bu oyun günümüzde hala vazgeçilmez sporlardan biri ve eğlenceli bir şekilde oynanmaya devam ediyor. Mutlu Hocam, bu sporda puanlamalar nasıl oluyor? Neye göre belirleniyor? Geleneksel oyunlarda karşılıklı oynayan takımlar bir sayıya ulaşmaya çalışıyorlar. Daha önceden belirlenen sayı genellikle 12 veya 13 oluyor. Disipline göre değişiyor. Bazen bu 15 gibi bir rakam da oluyor. Takımlar 15 sayıya ulaşmaya çalışıyor. Ama bunun dışında zor hedef vurarak puan toplama oyunları veya zamana karşı koşularak oynanan oyunlar var. Bu oyunlarda ise oyuncular maksimum skora ulaşmaya çalışıyor. Aygül, antrenmanlarınız nasıl oluyor? Neler yapıyorsunuz? Antrenmanlarımız okul saatlerimizin dışında geliyoruz sahamıza. Takımlar halinde çalışıyoruz. Keyifli antrenmanlar yapıyoruz. Lokman Bey, bohça sporuyla ilgili projeleriniz var mıdır? Nelerdir bunlar? Biliyorsunuz bohça deyince akla ilk gelen kazan. Böyle müstakil bir kapalı spor salonu olan Türkiye'de iki ilçeden bir tanesiyiz. Yıllar öncesinde başladığımız bu süreçte ve her zaman da iddia ettiğimiz gibi bohçenin yani artık ana vatanına, yani ülkemize, Anadolu'ya geri gelişine büyük bir katkı sağladığımıza yürekten inanıyoruz. Ankara'da bohçeye çok ciddi katkılarımız oldu. Gerek milli takımımıza verdiğimiz oyunculardan tutun da gerekse de ligdeki şampiyonluklarımızla beraber bohçenin bu konuda lokomotifi olduğumuzu söyleyebilirim. Tiger Woods, 45'i aşan PGA Tour olmak üzere 65'ten fazla turnuva kazanarak 4 büyük profesyonel kupayı aynı anda elinde tutan ilk isim oldu. Woods, 2000 yılında 3 büyük turnuvayı kazanarak efsane golfçülerden Ben Hogan'ın 1953'te elde ettiği rekoru egale etti. Britanya Açığı kazanarak Grand Slam'leri toplayan, en genç isim olmayı başaran Tiger Woods, aynı zamanda Masters'ın gelmiş geçmiş en genç şampiyonu oldu. Amerika Açık ve Master zaferleri aynı zamanda rekor farklarla birlikte geldi. 15 ve 12 atış farklı kupalara uzanan Woods, 138 yıllık rekorları da kırmayı başardı. PGA Tour'dan da 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 ve 2003'te yılın sporcusu ödüllerini alan Tiger Woods, 30 yaşına gelmeden önce golfün yaşayan efsanesi olmayı başardı. Sevgili izleyenler, at binmek atalarımızdan gelen bir gelenek. Bu gelenek günümüzde at düşkünleri tarafından sürdürülüyor. Sevgili izleyenler, bu sporda nasıl giyinmeniz gerektiğini öğrendik, kurallarını da öğrendik. Maç başladığı zaman keyifli bir rekabet başlıyor ve hırs başlıyor. Efendim, buz hokeyi dünyanın en sert, en hızlı sporlarından biri. Buzun üstünde sopanın bıraktığı izler ve pakın buluşması ile çıkardığı sesler bizlere ayrı heyecan veriyor. Meksika'da düzenlenen 9. Tekvando Pomsi Dünya Şampiyonası'nda en yüksek puan alarak dünya şampiyonu olan Mevlüt Pekcan, duygularını spor takip mikrofonlarına anlattı. (Gülüyor)
Sevgili izleyenler, yanımızda milli tekvandocu Mevlüt Pekcan var. Kendisi Meksika'da tekvando pumps'te dünya şampiyonluğunu ilan etti ve Türkiye'ye bir altın ve bir de bronz madalya kazandırdı. Mevlüt Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen duygularınızı almak istiyorum. Neler hissettiniz? Evet, bu benim ilk dünya şampiyonluğum tekvando pumps'te bölümünde. Çok mutluyum. Daha önce 5 defa Avrupa şampiyonluğum var. Dünya şampiyonluğum hiç yoktu. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Beni anons ederken bazı arkadaşlarım hani dünya şampiyonu, pumsecimiz, tekvandocumuz diye anons ederlerdi. Ben hep düzeltme yapardım. Yani ben Avrupa şampiyonuyum, dünya şampiyonu değilim diye hep düzeltme yapardım. Çok şükür 9. Dünya Tekvando Pumse Şampiyonası'nda bu yıl yapılan Kasım ayındaki dünya şampiyonu oldum ve çok mutluyum. İlk dünya şampiyonum. Artık nice dünya şampiyonlar yaşamak istiyorum. Akif Çağatay Kılıç sizleri aradı, tebrik etti. Neler konuştunuz? Sıcağı sıcağına, dünya şampiyonu olduğumuz hemen bir saat sonrasında şampiyonluğumuzu tebrik ettiler. Ülkemiz adına kazandığımız bu başarıdan dolayı. Biz de çok mutlu olduk. Onların bizi bu şekilde onore etmesi çok hoşumuza gitti açıkçası. Tabii bu çok güzel bir duygu. Hele orada dünya şampiyonu olduktan sonra kürsüye çıkıp İstiklal Marşı'nı söyleterek bayrağımızı en üste çektirmek gerçekten çok güzel bir duygu. Özellikle o İstiklal Marşı okunurken insan gerçekten tüyler diken diken oluyor. Ve o kadar çalışmanın o anki o bir dakikalık bölümü her şeye bedel gerçekten. Başarıyı nasıl elde ettiniz? Yoğun bir antrenmandan mı geçiyorsunuz? Neler yaptınız? Tabii ki dünya şampiyonu olmak kolay değil. Belli bir aşamadan geçmek gerekiyor. Yani çalışmalar yoğun bir çalışma olması gerekiyor. Aylarca çalışmak gerekiyor. Bu çalışmalarımızı biz hiç aksatmadan milli takım kamplarında kendi yaptığımız özel çalışmalarla çalıştık. Yoğun bir dönem geçirdik. Arkasında dünya şampiyonasına giderek emeklerimizin karşılığını çok şükür aldık. Bey, yaşadığınız ilginç bir anı var mı müsabaka esnasında? Evet, ben 97 yılından beri bu işi yapıyorum. 5 defa Avrupa şampiyonluğum var. Dünya ikincilik ve üçüncülüklerim vardı. Şampiyonu ilk defa olduk. Dünya şampiyonasına gittiğim zaman Avrupa ve dünya şampiyonlarında siz de gördüğünüz gibi çekik gözlüyüm. Bana gelerek Koreli misin diye soruyorlar sürekli. Ben de Koreli olmadığımı, orijinal bir Türk olduğumu buradan da hatta sizlere de söylüyorum, ben Nogay Türklerindenim. Nogay Türkleri Orta Asya'da yaşamış, Afganistan bölgesinde yaşamış Türklerdir. Soyumuz da oradan geliyor. Ben de gururlanarak Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda benim Nogay Türk'ü olduğumu diğer ülkelere söylüyorum. Beni hep Koreli zannediyorlar çünkü tekvando Kore'nin atasporu. Ataspor olduğu için herkes beni Koreli olarak görüyor. Ama ben Türk olduğumu söylüyorum. Hatta Avrupa Şampiyonası'nda bir kere Avrupa Şampiyonu oldum. Bana madalyayı veren kişi Dünya Federasyonu'ndan bir yetkiliydi. Koreliydi. Bana Korece biliyor musun diye sordu. Beni Koreli zannederek. Ben de Korece bilmiyorum. Ben Türk'üm diye cevabını verdim. O da tabii şaşırdı. Sevgili izleyenler, programımızın sonuna geldik.
geldik. Bizlere ekranda görmüş olduğunuz sosyal medya adreslerinden ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi ve önerilerinizi bildirebilirsiniz. Siz siz olun, sporsuz kalmayın. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.